duramayan enerjik yapısı, neşe saçan ışıl ışıl gözleri ve sıcacık dalgalar yayan kahkahalarıyla tanınıyor. Sahnede oyunculuğu ile beğenimizi toplarken o müthiş gülümsemesiyle de sevgimizi kazanıyor. Tiyatro ile başlayan, sinema ve televizyonla devam eden bir sanat yaşamı ama ille de müzikaller. Oyun gücü, dans yeteneği, yorumculuğu ve tabii fiziğiyle müzikallerin aranan yıldızıydı o. Bugün sevgi, özlem ve biraz da hüzünle hatırladığımız müzikaller döneminin unutulmaz ismi. Bugünkü konuğum tiyatro sanatçılarımızdan sevgili Nevra Serezli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzikallerle başladık, onunla devam etmek ya İstiyorum. Sizi şöyle biraz geçmişe götürsem, kolej yıllarına ve My Fair Lady müzikali desem, neleri hatırlarsınız? Hemen gözlerim dolar, kalbim çarpar. Unutulmaz bir anı tabii o. 1965 yılında okul mezuniyet müzikali olarak sevgili drama ve İngilizce hocam Mrs. Dorothy East tarafından sahnelenmişti. Aylarca çalıştıktan sonra piyano eşliğinde ve hepimizin kendimizin diktiği kostümlerle My Fair Lady müzikalini sahnelemiştik. Ve de o günkü parayla 3 gün boyunca oynandı. Zannediyorum ki 10 bin lira gibi bir şey kazanıldı, bütçe kazanıldı ve sonra yıllar sonra kolej sanatını ve de portresini çizdikleri zaman onu özellikle belirttiler. Yani çok büyük bir para topladı o diye çok tutmuş bir oyun olarak geçti kolej tarihine. Çok beğenilmişti, çok hoş bir şeydi ve o zamandan beri de hep içimde müzikaller sizin, yatar. Evet, müzikallere karşı özel bir ilginiz var ta o yıllardan başlayan. Aslında genelde tiyatroya olan tutkunuz da o yıllarda başlıyor. Tabii, kolej yıllarında. Hatta aileniz biraz önce karşı çıkıyor tiyatroya bu kadar eğiliminiz olduğundan dolayı. Derslerinizi ihmal etmemeniz konusunda size temkinlerde de bulunuyorlar. Ve siz dolayısıyla derslerinizde de çok çalışıp çok çalışkan bir öğrenci oluyorsunuz. Hatta bir dönem AFS'yi kazanıp bir sene için Amerika'ya gidiyorsunuz. Orada da tiyatro kurslarına katıldım. Orada da bir piyeste oynadım. Ve sizin esasında büyük ideallerinizden bir tanesi de koleji bitirdikten sonra Amerika'ya gitmek, yurt dışında tiyatro eğitimi almak. Ama daha sonra bunu yapmıyorsunuz. Yapamıyorum, burs alamıyorum. Maddi olanaksızlıklardan Amerika'ya gidemiyorum. Çünkü tiyatro bursunu çok zor veriyorlar. Herhangi bir ders, yani bir İngiliz edebiyat veya psikoloji veya başka bir konuda müracaatım olsaydı, çünkü çok çalışkan bir talebeydim, rahatlıkla burs kazanabilirdim. Ama bütün application formlarında tiyatro dediğim zaman her şey, kapılar kapanıyordu yani bana ve hep gelen mektuplarda gelin görüşelim, sizi deneyelim, sonra 1965'ler, 66'lar kolay değil. Amerika'ya gitmek, telefon bağlantıları bile çok zor. Nerede şimdi cep telefonları, fakslar, şunlar bunlar. Günlerce mektup yolluyorsunuz. 25 gün sonra mektubunuzun cevabı falan geliyor. Formlar geliyor. Çok büyük zorluklar ve buna cesaret edemedim. Gidip de orada deneyeyim, eğer olursa kalsın, yoksa bir yerlere gireyim, çalışayım. Hani garsonluk yapayım, dondurma satayım, sandviç satayım, okul paramı çıkarayım. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda en çok esef ettiğim şeylerden biridir. O cesareti neden kendimde bulamadım diye. Yani bütün olanakların tam olup gitmesini istedim. O yüzden olmadı. Tam o sırada da Haldun Dorman bana profesyonel olarak tiyatro da rol alır mısın dedi Cengiz Han'ın bisikletiyle. O da My Fair Lady'nin şöhretiyle duymuş. Kolejde böyle böyle bir kız var diye. Haldun Dorman'ın da bu kolejli gençleri keşfetmesi yönü bir kez daha ortaya. O da kolejli olduğu için tabii bir yakın sıcaklık var. O yüzden hemen ben profesyonel tiyatro yaşantıma girmiş oldum ama hala aklımdadır. Yani dışarıda gidip bir tiyatro eğitimi alsaydım belki oralarda kalırdım, belki oralarda başarılı oldum. Onu belki de iyi ki burada kaldınız. Hem biz sizi kazanmış olduk hem de siz Metin Serezli'yi tanıma fırsatı buldunuz. Ya onunla karşılaşamasaydım. Hatırlıyor musunuz ilk tanışmanızı? İlk tanışmamızı değil, onu ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Taksim'de bir Fişer lokantası vardı. Ben de o sırada kolejin son sınıfındaydım. Bir arkadaşımla, kız arkadaşımla orada meşhurdur şnitzeli. Şnitzel yemeye gitmiştik ve kapı açıldı. İçeri Haldun Dorman ve Metin Serezli girdi. Kahverengi bir montu, dik yaka beyaz bir süveteri vardı. Vuruldum.
Yani şimdi nasıl gençler Leonardo DiCaprio'ya falan ölüyorlar, saçını başını bağırıyorlar, çağırıyorlar, Tarkan diye bağırıyorlar ya. Ben de öyle oldum. Hayatımda ilk defa bir yemeği bitirmedim. Ona bakmazsan. Sonra onun filmlerine gittim, seyrettim falan ve tabii hayalimde bile böyle bir şey yoktu. Tesadüfen Dorman Tiyatrosu, işte yukarıdaki çöp çatan demek ki her şeyi bilmiş. Dorman Tiyatrosu'na girip de aynı kulis içinde sonra aynı piyeslerde oynadık. Denk düştü, hayatlarımız geçişti ve böylece başlamış oldu. Ne kadar oldu. Güzel ki böyle bir aşk evliliğe dönüş ve ne kadar güzel ki hala yıllara dayanan mutlu bir evliliğiniz var. Evet. Dünya yeniden gelseydim yine Metin'le evlenirdim demişsiniz. Bu kadar uzun süren ama aynı oranda da mutluluğu korumayı başarmış bir evliliğin altında yatan nedenler neler? Şimdi ben Aslan Burcu'yum. Özgürlüğüme çok düşkünüm. Metin'in en büyük akıllılığı beni hep serbest bırakması, özgür bırakması. Ama ben de ona öyle davranırım yani. Ben insanların özgür olmaları taraftarıyım. Yani düşünce olarak, herhangi bir şekilde karar verme yetkisi olarak. Evet, belli bir aile kavramı muhakkak olmalı. O dengeyi ben bilirim, ben sağlarım. Yani bana, beni kimse bir şeye empoze etmemeli. Ben karar yetkisine sahip olmalıyım. Ve 30 küsür senedir de hep ben bunu hissettim. Ben hangi programı yapacağımı, hangi tiyatroyu oynayacağım, nereye gezmeye gideceğimi, nasıl giyineceğimi, saçımı ne renk boyayacağım, hep ben karar veririm. Rahatlığı vardı. Bence en büyük mutluluk burada, beraberlikte. Kısıtlamalar insanları çünkü kısır bir şeye yüklüyor. Aynı şekilde ben de kocama karşı öyle. İstiyorsan tenisini oyna, istiyorsan seyahat, bunu aldın kalk git Bodrum'a, o piyeste oynama, bunu yapma. Yoksa böyle kısıtlamalar, şeyler evliliği tabii ki yıpratıyor. Ama bağlı değil miyiz birbirimize? Evet, bağlıyız. Çok hoş bir şekilde, yani dizginler var ama yumuşak yumuşak. Hem çekiyorsun hem tutuyorsun hem insanları rahat bırakıyorsun. Bir de biz çok beraber bir şeyleri tartışır, konuşuruz ve arkadaşlığımız vardır. Aynı meslekten olmanın etkileri mi acaba? Olabilir, aynı dünya görüşünde olmanın etkileri. Yani biz inanılmaz bir şekilde aile kavramına, Metin'in ailesinden gelen de öyle bir aşırı tutucudur. Oğlak Burcu'dur, o da tutucudur. Eskiye dönüktür, başka şeyleri unutmaz. Aile yapılanmasına çok değer verir. Ben de aynı şekildeyim. Yani aile bütünlüğü ve birliğine müthiş inanan insanlarız. Ama çocuklarımızı da serbest bırakmışızdır. Yani her şey serbest ama belli bir kural var. Şimdi bunu anlatmak çok zor. Bunu nasıl elde ettik bilmiyorum. Belki şanstı bunu elde edebilmek. Ve arkadaşlık çok önemli. İkimizin arkadaşlığı, çocuklarımızla da arkadaşlık. Hiçbir zaman despot bir anne baba değil. Kurallar, yani şunu yapma cezalanırsın, bunu yapma, yok böyle bir şey. Bak evladım, bu doğrudur. Sen şimdi kararını ver. Hangisini seçeceksin, evet, gibi. Evet. Yani biraz belki fazla böyle kitabi gibi şey gibi oluyor ama bunları ben ne kitaptan okudum ne ama bir şey. Ama örnekte bunun aileden, çok annem, güzel babamın göstergesi bana verdiği, var. Metin'in ailesine verdiği şeyler ve yanılma deneme metoduyla, yani hep örnekleme metoduyla. Ben her zaman örnekleme metoduna inanıyorum çocuk geliştirmede, yetiştirmede de. Yani ailede eğer anne babanın olaylarını iyi bir örnek olarak çocuğa verirseniz aynı düzeyde onlar da o şekilde devam eder. Yoksa cezalarla değil. Peki ikinizin de aynı meslekten olması, ikinizin de tiyatrocu olması kimi zaman belli bir yorgunluğu, bıkkınlığı ya da yoğunluğu da getiriyor mu? Dayanışmanın getiriyor. Ve karşılıklı önemli. Alışverişin dışında. Yoğunluk getiriyor çünkü hep aynı problemleri tartışıyoruz. Şu anda bile mesela ben önümüzdeki sene için bir takım projeler elimde. Metin şunu mu oynayayım, bunu mu oynayayım, hayır onu oyna, bunu oynama, bu rol nasıl, senin rol nasıl, ben şunu yapacağım. Devamlı bu konuşuluyor ve düşünebiliyor musunuz, hep bu evin içinde bu çaba var. Yani bırakın normal ev şartlarının hayatı devam ettirmenin içinde, bu rolü mü oynayayım, bunu mu oynayayım, kimle oynayayım, sen ne yaparsın, turne nasıl, hep bunlar, hep bunlar ve 30 senedir hep bunların mücadelesi. Senin piyesin tuttu, benimki tutmadı, seninki kaç sıra, benimki kaç sıra. Evet. Yani birbirimize turnelerde bile, ben turnedeyimdir, Metin buradadır, gece telefon ederiz, işte Murat nasıl, Selim nasıl, kaç sıraydınız bu gece. Yani bu espri, 30 senedir bu espri devam ama ediyor. Ama aynı meslekten olduğu için bu soruyu sorabiliyor olması da artı bir tabii, güzellik. Tabii güzellik, yani düşünebiliyor musunuz? İşte paylaşmak orada güzel oluyor. Yani akşam eve dönüyorsunuz, akşam tiyatroda başınıza gelen olayları, hoş veya kötü anıları anlatıyorsunuz ve anlatırken bunu sizden anlayacak insan var. Şimdi bambaşka meslekte birine olsa, ben işte repliğimi unuttum, orada tökezledim, tekledim, perde şöyle kapanmadı diye evet, dinler. Evet. Ben onun için hiçbir şey ifade etmez. O bakımdan paylaşmak çok önemli. Ben şimdi geçmiş yıllarla devam etmek istiyorum. Dorman Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra siz Metin Bey ve Altan Erbulak'la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kurdunuz. Evet. Nasıl
Nasıl bir tecrübeydi tiyatro sahibi olmak? Hem oyuncu olmak hem idareci olmak. O beni hiç ilgilendirmedi çünkü ben tiyatro patronçisi gibi değildim. Hatta Füsun'la ikimiz, Erbulak'la ikimiz tamamen iki oyuncu gibiydik. Hı. Kocalarımız patron olmasına rağmen. Önemli olan olay koca Mustafa Paşa gibi bir yerde ilk defa tiyatro yapmaktı. Yani çok önemli olan oydu. Çevre tiyatrosunu orada tanıtmaktı. Ve ilk yaptığımız, ilk açıldığımız günlerde gazetelerde Fındıkzade'den nasıl saparsınız da nereye gidersiniz diye planı çıkıyordu. Ve 8 sene kadar çok dolu dolu, çok güzel oynadık. O sırada işte Türkiye'nin malum durumuyla bir takım politik olaylardan, Ergün silahların patlamasından dolayı bir takım sorunlardan dolayı orada tatsızlaşmaya başladı ve tiyatroyu kapatmak zorunda kaldık. Ama gayet güzel oynadık ve oraya tiyatroyu aşıladık, seyircilerini sevdirdik. O çok önemliydi. Yoksa patronluk patronluk ben farkında bile değildim. Yani hiç öyle bir şey zaten hayat boyu heveslenmedim. Hiçbir zaman heveslenmedim. Derken müzikaller başlıyor. Dorman Tiyatrosu'nda Yolun Yarısı müzikali ile müzikaller dönemine başlıyorsunuz. Bir müzikal... Yolun Yarısı'yla değil, Hisseli Harikalar Kumpanyası. Hisseli Harikalar. Önce. Peki Hisseli Harikalar Kumpanyası ile başlıyorsunuz. 80 yılı. 80 yılı. 1980 yılından sonra bir sürü başka müzikaller de takip ediyor. Bir müzikalde oynamanın farklılığı neden bir tiyatro oyununda oynamaktan daha farklı keyifli, olarak? Çok daha keyifli. Yani şöylesine keyifli. Ben mesela normal hayatta şarkı söylemesinden hiç hoşlanmam. Bana bir mikrofonu uzatın, bir saniye, bir cümle bile söylemem. Ama müzikalde sahne üstünde bambaşka bir şey. Çünkü ben orada ben değilim. Ben oradaki karakterim. Onun içinde o şarkı söylemek çok hoşuma gidiyor. Dans etmeyi çok seviyorum. Müzik beni çok etkiliyor. Ve de hem konu hem müzik hem dans hepsi iç içe. Yani çok yoğun bir şey. O hoşuma gidiyor. Bir de çok enerji dolu bir insanım. O enerjimin çıkabileceği bir kanal gibi görüyorum ona. Yalnız benim oynadığım değil yani herhangi bir müzikale de gittiğim zaman daha övertür çalarken benim tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor, pır 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 yüreğim, yani bir tuhaf bir duygu geliyor üstüme. Aslında yani çok da az oynamadım. Hisseli Harikalar, Sayı Top Sayı, Şen Sezim, Bülbülleri, Geceye Selam, Yolun Yarısı. Çok. Ondan önce işte My Fair Lady. Sonra Kabare Tiyatrosu'nda da Zeki Metin'le yaptığımızda da kabarede de biliyorsunuz müzik var. Tam müzikal manasında değil. Oradaki o müzikli oyun gibi. Oradaki farklı açar mısınız? Bir müzikalden ne gibi farklılıklar içeriyor bir kabare tiyatrosu? Müzikalde genelde bütün bir konu devam ediyor. Şimdiki yeni müzikallere işte rock opera falan dediklerinde biliyorsunuz söz de hiç yok. Hepsi şarkıyla devam ediyor bütün hikaye. Ama eski tarz müzikallerde yani 60'ların 70'lerin işte o meşhur Amerikan filmlerinin, müzikal filmlerinin Batı Yakası hikayesinin devrinde falan, Neşeli Günler devrinde, Kral ve Ben günlerinde falan tekst de vardır. Araya doğal olarak şarkı ve müzik ve dans girer. Kabarede hepsi ayrı ayrı skeçlerden oluşuyor. Belli bir espri anlayışı içinde oluşuyor ve ona uygun şarkıları o skeçin içinde veya önünde veya dekor değiştirirken kullanılmak üzere şarkı yardımıyla kullanılıyor. Ama müzikalde genel bir konu zaten devam ediyor ve siz o karakter olarak o şarkıların içine girip siz kendinizi hangi formatta daha ben hepsinden zevk alıyorum. Yeter ki seyirciyle buluşabileyim. Yani seyirci benim anlatmak istediğimi, söylemek istediğimi anlasın. Zaten müzikal söylemekte, müzikal şarkı söylemekte çok önemli değil belki çok büyük bir sesin olması veyahut da çok doğru notaya doğru yerde basmak. Ama yeter ki o havayı verebilesiniz ve cümlelerinizi, duygularınızı, kelimelerinizi güzel aktarabilesiniz. O anlamı o anda, o sahnede çıkarabilmelisiniz. Yani bunun tabii bir operadan veyahut da bir konser şarkıcısından farkı müzikal oyunculuğun içinde orada oluyor. Rex Harrison hiçbir zaman tam şarkı söylemedi ama My Fair Lady'de onun söylediği şarkılar yani hiçbir zaman çok silinmez. Çok beğenildi, kimse de söylemedi. Evet. Sizin için de aynı eleştiriler yapıldı. Bu kadar güzel şarkı söylüyor müzikallerde. Niçin bir hep teklifler geldi gençliğinde. Hiç onu hiç düşünmedim. Hiç hele böyle normal şarkı işte kabarede söylemek, gazinoda söylemek falan filan hiç. Çünkü ben hep kendimden korkmuşumdur. Yani ben hep
Zaten çoğu sanatçıda o vardır. Dikkat edin bakın. Hep kendiniz olarak bir şeyin önüne çıkmak istemezsiniz. Şu anda benim yaptığım işte kendim olarak buradayım ve çok huzurlu ve rahat değilim açıkçası. Ama beni buraya belli bir karakterin içinde bir rol oynamak için getirseniz hiç umurumda olmaz. Çünkü ben değilim, ben o insanım. Çoğu sanatçıda bu çekingenlik vardır. Belki onun o başka bir rolün kalıbının içine girmek bizi rahatlatıyor da onun için. Şimdi müzikalde kendimi çok rahat hissediyorum dediniz. Aslında müzikal çok büyük sorumluluk taşıtıyor bir sanatçı. Çünkü neden? Hem iyi bir tiyatro oyuncusu olmak zorundasınız, iyi dans etmek zorundasınız, iyi yorumcu olmak zorundasınız, sesiniz iyi, çok çok iyi olmasa bile yorum yapmak zorundasınız. Fiziğinizin de düzgün olması gerekiyor. Bütün bunların bir araya getirilişi için gerekli altyapı ve eğitim ve sistem Türkiye'de mevcut değil. Müzikaller için insanların yetişebileceği ortamlar maalesef Türkiye'de yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizde böyle bir şeyler birleşmiş geldi, ve birleşti. Siz nevraseliz olarak bir kişi olarak ama konservatuar eğitiminde gençlerin çoğu bunu alıyorlar. Yani muhakkak ki solfej dersi alıyorlar, müzik dersi alıyorlar, tiyatro dersi alıyorlar, sesi kullanma tekniklerini öğreniyorlar. Ama tabii ki bütün bunları öğrendikten sonra onları kullanacak platform yok. Asıl önemli olan o. Şu anda ben de çok oynamak istiyorum bir müzikalde. Nerede bir müzikal? Yani bir kere yazar yok. Yeni bir şey create edecek, yaratacak bir ekip yok. İşte zavallı Egemen Bostancı zamanında kendi çabasıyla bir takım müzikaller, Yedi Kocalı Hürmüzler, Şensiz'in Bülbülleri gibi, Hisseli Harikalar gibi hala aradan 18 sene hala geçti. Hala Hisseli Harikaları hatırlıyorlar. Neden? Çünkü Türk halkı için çok yeni bir şeydi. Birçok sanatçının bir konu arasında güzel şarkılarla, bir de tabii casting de çok önemli, oyuncuların birleşmesi çok önemli. Bu bizim şimdi son zamanlarda çok iyi oyuncular var Türkiye'de. Ben oyuncu açısından, yani acting açısından, oyuncu açısından dünyanın her yeriyle boy ölçüşebileceğimize inanıyorum. Buna samimiyetle inanıyorum. Yani görüyoruz dışarıda oynanan oyunları, şeyleri. Tamam, iyi oyuncular ama yani bizde de aynı derecede oyuncular var. Ama bizde teknik aksaklıklar var ve yazar eksikliğimiz var. Rejisörlerimiz de çok iyi. Yaratıcı beyin çok az. Yani bir şeyden yola çıkıp da bunu destekleyecek, yaratacak, buna sponsor olacak kafada olan insanlar çok az. Yavaş yavaş biraz tiyatroya falan sponsor olmaya başlanılıyor. Eskiden bu da yoktu. Amerika'da falan bunlar çok ilerliyor ama neden ilerliyor? Kaç şirket birden para yatırıyor böyle bir olaya? Yani son çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir iki bazı müzikal çalışmaları İşte çok başarılı buluyorum ve de bravo diyorum. Bunlar büyük bir cesaret örneği. Tabii cesaret örneği. Çünkü çok büyük paralara mal oluyor bunlar. Bunu hayal edebilmek, buna baş koyabilmek ve o paraları bulup da bir takım insanlara bunları yaptırabilmek çok önemli bir şey. Ve de karşılığını da bence görüyorlar. Halk çok keyifle gidiyor, izliyor. Yani yeni yeni bir şeyler yapılmaya başlıyor. Ama daha çok başında tabii işin. Daha kaliteli işlerin daha çok seyirci toplayacağı bir ortam ve günleri bekliyoruz diyelim. Hepimiz bekliyoruz. Evet. Göz. Şimdi sizin müzikaller gibi bir başka belirgin tarzınız da komedi. Neden özellikle komedi? İşte onda da çok basit cevaplayayım. Çok hoşuma gidiyor gülmeyi, güldürmeyi ve de aslında yani komedinin içinde her zaman çok büyük bir duygusallık ve duygu yükü vardır. Mesela en beğendiğim Amerikalı oyunculardan biri Shirley MacLaine'dir. Evet. Sizin de andırıyorsunuz biraz. Çoğu kimse benzetir çünkü onun o gülümseyen cıbıl cıbıl gözlerin içinde o kadar büyük hüzün bazen vardır ki o böyle bir kızıyla olan ilişkisinde bir filminde mesela bir bakar ona, o bütün o komik hallerinin, matrak hallerin arasındaki o küçücük duygu şeyini yakalarsınız ve benim gözlerim dolar ve ağlarım. O işte dünyanın en büyük komedyenlerinden bir tanesi. Çok önemli bir şey o. Yani o duygusallığı ve komedi anlayışı. Bir de komedi oynamak çok zor bir şey. Çünkü timing denilen bir olay var, onu yakalamak çok zor bir şey. İşte o da maalesef konservatuvarda öğretilemeyen bir şey. O ritim duygusu, nerede espriyi nasıl patlatacaksın, nerede açmaz vereceksin, nerede es vereceksin, duracaksın, nerede biraz sesini bir yüksekten alacaksın, biraz indireceksin. Yani bunların çoğu böyle matematiksel olarak 3 saniye dur da 2 saniye sonra espri patlat diye olmaz. Onu şurandan hissetmek lazım. Seyirciyi de bir yaşayan bir organizma olarak kabul ederseniz her an ve her gün her seyirci başkadır.
100. oyununuzu oynarsınız, o gün oyun başkadır. Muhakkak başkadır. Ve siz ona daha perde açılır açılmaz ilk 5 dakikada hissedersiniz. Bugün seyirci soğuk, bugün seyirci geç algılıyor, bugün seyirci talebelerden oluşuyor, çok çabuk kapıyor esprileri dersiniz. Dizginlersiniz, ya ağırdan satarsınız, ya tempoyu hızlandırırsınız, ya biraz daha coşkulu oynarsınız ki seyirciyi biraz yükseltmek için. Yani her seferinde ayrı bir oyundur. Seyirciyle bütünleşilir, yaşanılır. Heyecanı belki orada. Heyecanı müthiştir. Önemli. Bu. Tiyatroda bu geri dönüşüm hemen olabiliyor ama sinemada olmuyor. Siz sinemada da komedi tarzını denemişsiniz. Evet. Sinemada ne gibi farklılıklar yaşadınız bu yönde? Sinemada çok fazla açıkçası zevk almadım. Çünkü kameranın karşısında oynuyorsun. Reaksiyonumu görmüyorum ki, bilmiyorum ki nasıl yakaladım diye hiçbir şey hissetmiyorum. Sonra ekrandan seyrediyorsunuz. Tabii o, yani onun zevki sonradan hepsini bütün olarak kendi kendinize dönüp seyretme keyfi. Ama o da eskidendi. Şimdi artık videolar var. Piyeslerimizi de sahneye çekip videoyu onu da seyredebiliriz yani. Ama tiyatronun tadı yok. Hiçbir şekilde yok. Televizyon? Yani. Televizyonu seviyorum. Televizyonda da yani program yapmayı, program tarzı şeylerde olmayı çok seviyorum. Eskiden hep yaptım, sonra hep diziler oldu ama dizi tabii gene sinema çalışması gibi. Ama yıllarca biz hep kuşak programlarda rol aldık, öyle canlı yayınlara girdik. Sınırcı. Hatta ilk başladığım televizyon programı çok enteresandır. Siyah beyaz döneminde Altan Erbulak'la birlikte, inanır mısınız, böyle stüdyoya giriyorduk, sadece bir konu belirliyorduk. Ve o anda onu doğaçlama olarak yazarak skeç halinde oynuyorduk. Yapılacak İnanılmaz. İş değil. Şimdiki kafamla hayatta yapmam. Ama o zaman o gençliğin verdiği heyecanla, cahil cesareti denilen olayla öyleydi ama yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Şunu tartışalım, böyle bir konu üzerinde konuşalım diyoruz. Böyle diziliyoruz ve birdenbire bir komedi, bir tiyatral, bir olay skeç ortaya getiriyoruz. Olacak şey değil, düşünülemez. Hala onun bantları durur bende siyah beyaz halinde. Şimdi televizyon çalışmalarınız arasında reklam da var. Reklamlar da var. Evet. Demek daha doğru olur. Bir tiyatrocu olarak reklamlarda rol almanız kimileri tarafından eleştirildi mi? Hep eleştirildi. İlk başladığım yıllardan beri. Ben de hiç bu eleştirilere kulak asmadım. Çünkü tiyatro oyun, yani tiyatrocu demek ne demek? Oyuncu demek. Oyuncu her konuda oyunculuğunu gösterebilir diye düşünüyorum. Ayrıca maddi katkısı tabii ki tartışılamaz. Her oyuncunun başka işlerde ek işler yaptığına göre, dublaja gitmek çok kalite oluyor da reklam yapmak mı kalitesiz oluyor? Veya sunuculuk yapmak, para kazanmak kaliteli, ağır iş oluyor da reklam piyasasına girmek mi oluyor diye bunun tartışmasını hep yaptım. Sonra beni eleştiren her tiyatrocu hemen hemen aynı reklamlarda rol aldılar. Onun için büyük konuşmamak gerekir. Niye keyif almayayım ki? Hem oyunculuğumu gösteriyorum, hem kendimi ekranda seyrediyorum, hem para kazanıyorum. Hem de medyatik olarak da çok faydalı. Sizi tiyatroda belki günde 300 kişi seyrediyor ama ekranda her gün kaç kişi seyrediyor? Hoş bu kadar medyatik olmak veya da halkın sokakta sizi tanıması size ne kazandırıyor belki diyebilirsiniz ama biz halkın önünde olan bir iş yapıyoruz. O işi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendini çok fazla belki ön plana iterek değil ama doğal olarak zaten tanınıyorsan bunun da hiçbir zararı yok diye düşünüyorum. Şimdi Yolun Yarısı müzikaline yine gelmek istiyorum. Bu müzikalin ana fikri şuydu: zamanı iyi ve doğru kullanmak. Kendi hayatınıza bunu uygularsanız nasıl bir sonuç çıkar? Ben hayatımı çok iyi kullandığıma inanıyorum. Bir kere tiyatrocuyum ve oyuncuyum diye çocuk yapmaktan hiç çekinmediğim için kendimle iftihar ediyorum. Bugün biri 28, biri 24 yaşında iki aslan gibi oğlum var ve bununla çok iftihar ediyorum. Ve de buradan diğer sanatçı arkadaşlarıma da, genç sanatçı arkadaşlara özellikle söylüyorum. Şimdi mesleğimin başındayım, şimdi çok meşhur oluyorum, çocuk yapmayı sonraya alırım gibi bir şey düşünmesinler. Çünkü sonunda piyesler ve şöhret gidiyor ama çocuklarınız hep sizinle birlikte kalıyor. O yüzden geriye dönüp baktığımda keşke iki çocuk daha yapsaydım. Bir tek onu düşünebilirim. Çünkü çok şey paylaşıyorum çocuklarıma. Dünyanın en büyük duygusu annelik ve o keyfi yaşamak. Onun için geriye dönüp baktığımda işte bir tek Amerika'ya gidip belki orada bir tiyatro atmosferini yaşamak belki isterdim. Kalmak değil ama ona esef ediyorum. Onun haricinde hiçbir zaman niye o piyesi oynadım, niye bunu yaptım demedim. Çünkü baştan inanarak girdim işlere, yaptığım işlere. Başarısız olan işlerim çok olmuştur. Hiç önemli değil. İnsan ondan da ders alır. Hala da oluyor. Yani bir dizi yapıyorsunuz, bir piyesin içine giriyorsunuz, tutmuyor. Kalkabilir ama bu hiçbir zaman bende
Yani onunla övünüyorum. Hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratıp... Bütününe bakmak, evet, ve değerlendirmek. Evet, her şeyden elim ayağımı çekmek hissi gelmiyor. Tam tersi. Dur bakalım bir şey daha deneyeyim hissine kapılıyorum. Çünkü bizler çok başarılı bir sezonun sonunda, çok başarısız bir sezonda çok yaşadık 30 yıllık tiyatro hayatımızda. Kapıların kırıldığı oyundan sonra 3 sıraya oynadığımız oyunlarda oldu. Yani her tiyatrocunun başına gelmiştir bu. Ama hiçbir zaman yılmamak gerekir. Hayalini kurup da hala canlandıramadığınız rol ya da roller var mı? Tabii ki klasiklerden oynamak isterdim. Yani bir Shakespeare'de, bir Chekhov'da, bir Ibsen'de oynamak isterdim ama onların birkaçını zaten kolej yıllarında hem de İngilizce olarak oynadığım için kendime çok iftihar ediyorum. Tabii ki bir klasik oyunda, yani sanki kendimi ispat etmek istercesine, yani bu kadın sadece komedi oyuncusu, evet, müzikal oyuncusu değil, bir Chekhov'da da oynayabilir, bir Lady Macbeth'de oynayabilir. Hırsı var ama daha oynayabilirim diye düşünüyorum. Tabii de. Böyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. Hep roller çıksın, oyunlar çıksın. Biz hep sizi seviyoruz. Yok, sağ olun. Yani o kendi kendine bir tatmin çünkü. Siz de başladığınız işi hep bitirmek istersiniz herhalde, değil mi? İşin dışında, tiyatronun dışında, televizyonun dışında Nevra Seresi neler yapar? Ben gene tiyatroyla, sinemayla ilgileniyorum. Örneğin çok film seyrettiğinizi duydum. Evet. Yani hiçbir filmden bugüne kadar yarısında çıkmadım. İyi kötü ne olursa olsun. Çok rüküş filmlere dahi giderim. Türk filmlerini çok severim, giderim. Çünkü o da insana bir takım şeylere değer biçmek için gerekiyor. Özellikle son yıllarda çok güzel filmler seyrettim. Bir vazife gibi görüyorum. Hem oyunculuğu seyretmek açısından, rejiyi seyretmek açısından. Hemen hemen bütün tiyatrodaki arkadaşlarım oyunlarına gitmeyi severim. Kayak kaymayı çok seviyorum, evet, ve kendimi onda da biraz başarılı buluyorum. Ve de iftihar ediyorum ki yani... Uzun yıllardır kayak yapıyorsunuz. Hayır, uzun yıllardır yapıyorum ama toplasanız... Belki ne diyeyim size, bir 70-80 günlük bir kayak. Çünkü sezonda her zaman gitmek çok ama zor oluyor. Yani mümkün olmuyor. Belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak o enerjiyi ona yüklemeyi ve de başarılı bir şekilde vücudu kullanarak, spor gibi görerek, 5 saat günde kayarak gittiğim 2 gün içinde falan, bu bana mutluluk veriyor. Çünkü normal hayatımda çok fazla jimnastik yapamayan bir insanım, yürüyüşün haricinde. Her sabah kalkıp hepimizin yaptığı gibi bugün jimnastiğe başlayacağım deyip dur ben bunu yarın başlayacağım, hani bisiklet yapayım, alet yapayım, karın hareketleri yapayım falan, nedense hiçbir zaman da tembel değilim, ona bir türlü başlayamıyorum. Ama yürüyüşümü yapıyorum, kayağımı. Ama bir yandan koyuyorum. Spor, bir yandan tiyatro, bir yandan televizyon, çocuklar. Bir yandan anne olmak, bir yandan eş olmak ve bunların hepsini doğru ve güzel yapıyor olabilmek. Bunun altında ne yatıyor? Planlı programlı yaşamak, sabah çok erken kalkmak, muhakkak her yapacağınız işi kağıda dökmek çünkü unutabiliyorsunuz. Hepsinin listesini çıkarmak ve çok dakikimdir. Saatlerimi çok güzel, İstanbul trafiğinde dahi çok güzel ayarlarım. Bakın bugün söyledim, 1'e 5 kala kapıdan girerim dedim. Mesela 1'e 5 kala girdim. Çok güzel ayarlayabiliyorum onu. Onun için hiçbir şey boşa gitmiyor. Yani zamanı boşa harcamıyorum. Boş kalan bir saati bile düşünürüm. Orada ne yapsam acaba? O 5 ile 6 arasında bir işim var. Orayı da neyi kullansam diye. Bakarım saat 6'yı geçiyor. Ben bir 6 matinesine sinemaya gideyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız çok için ve zamanınızdan bize de bir pay ayırdığınız için sağ olun. Bu enerjinizin, üretkenliğinizin ve verimliliğinizin ve başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin.